Shiba üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ve burada da özellikle Shibcoin'in potansiyel fiyatlarından aynı zamanda neler yapabilir vesaire bunun üzerinde duracağız. Peki bakalım. Shiba Inu kazançlarını pekiştiriyor. Büyük rally öncesi satın almak için doğru bir zaman mı? Ya satın almak için tabii ki daha doğru zamanların olduğu oldu. Ama şu anda tabii ki de doğru bir zaman. Hala alım yapılabilir mi? Alım yapılabilir. Shibcoin tarafında iyi yükselişler bekliyoruz. Bunu zaten epeydir de söylüyorum. Burada balina aktivitesi gerçekten çok yüksek. Bu haftalardır yüksek. Yani düştüğü andan bu yana, Haziran'dan bu yana gayet yüksek seviyelerde. Kaldı ki artık bu kadar yüksek bir şişmeyle yapılan alımlarla birlikte tabii Shibcoin'de EMA'yı geçmesiyle beraber beklediğimiz gibi bir canlılık etabı içerisine gördüğünüz gibi girdi. İlerleyen günlerde ekstrem durumlar olmadığı takdirde ben mevcut yükselişin ortalama 97'lere doğru, 4.01'lere doğru ilerleyebileceğini düşünüyorum. Tabii burası nihai nokta olmayacaktır. Ağustos'un gelmesiyle burada belki biraz oyalanabilir ama bu pozisyonların da aşılmasıyla birlikte Shibarium'un gelişi derken büyük yükselişler bekleniyor. Orta vade, orta uzun vade yatırımcısıysanız zaten her zaman söylediğim 97 fiyatlarının altı orta uzun vade için gayet ideal genel bir alım noktasıdır. Yani evet alım yapılabilir. 9 Temmuz'da Shiba Inu fiyatı uzun süredir devam eden bir direnç diyor da bizi nereye attı ya? Direnç noktasını kırdığında diyor yükseliş eğiliminin erken işaretlerinin sinyalini verdi. Bu dinamik direnç popüler meme coin'i son 5 aydır düşüş trendinde tutuyordu. Ayrıca bu süreçte SHIB yılın en düşük seviyesi olan diyor 54.3 dolara geriledi. Kripto piyasası toparlanma yoluna girdiği için ilgilenen yatırımcılar iyi bir giriş fırsatı bulabilir. Buradaki düşüş yani 54.3 dediği kısımlar bakın şurayı ifade ediyor. Yani SEC'in piyasaya toplu dava açtığı şu Binance ve Coinbase'e dava açtığı süreci ifade ediyor. Aynı tarihte pek çok altcoin'i SEC mimlerken tabi Shiba ve Doge'a biliyorsunuz ki dokunmamıştı. Onlar üzerinde herhangi bir aktivite, olumsuz anlamda bir aktivite gerçekleştirmedi. Zaten meme coin'lere bulaşması birazcık zor. Daha önce bunun üzerine de konuşmuştuk. Fakat altcoin'ler üzerindeki bu genel korku ortamı, bu FUT haber silsilasyonu da oldu tabii ki bununla birlikte. Shibcoin'de de düşüşe sebebiyet verdi. Aynı tarihte hususiyetle Shib'de bir olay yaşadı ama. Crypto.com borsası ki %33'ünden fazla rezervi Shibcoin'i oluşturmaktadır. Kendileri Shibcoin'le çok içli dışlı tıpkı Dogecoin'in Robinhood'la olduğu gibi ya da XRP'nin Upbit, Bitstamp gibi borsalarda olduğu gibi birlikte tanınan taraflar diyebiliriz proje ve borsa babında. Crypto.com bu saatten sonra ABD'deki şirketlere hiçbir şekilde şey yapmayacağını yani bir hizmet sağlamayacaklarını belirttiler. Tabi bireysel yatırımcılara kripto hizmeti, alım satım hizmeti sunacaklarını açıklamalarına rağmen geleceğin asıl fon yöneticisi dediğimiz şirketlere hiçbir şekilde bir hizmet vermemeleri gibi olumsuz bir haberde Shibcoin üzerindeki fiyat düşüşlerine bir zemin hazırlamıştı diyebiliriz. Peki devam edelim. 5.083.2 dolar seviyesi şu anda güçlü bir direnç noktası olarak duruyor. Gözde meme coin bir sonraki sıçramadan önce olası bir geri çekilme riskiyle karşı karşıya. Şimdi geri çekilme şöyle ben beklediğim öyle çok yüksek bir düzeltme etabı olacağını düşünmüyorum. Mesela 77'lere kadar yeniden bir deneme ancak ekstrem koşullarda olur. Bu da değerlendirilebilir değil zaten. Haricinde ne olabilir? 8'lere kadar düzeltmeler yapabilir. Yani saatlikteki hareketli ortalamaya kadar düzeltmeler olabilir. Bu zaten gayet normaldir. 2. Ortalama 85 noktalarına kadar Shib bakınız ki denemeler yapıyor. 85'leri kırması halinde daha güçlü yükselişler ki burası da çok zor olmayacaktır. 85'leri kırmasıyla daha yüksek katlamalarla hareket edip 97'lere doğru yolculuğunu devam ettirebilir. Shiba Inu gün içi işlem hacmi 273.3 milyon dolar. Bu da %111'lik bir artış olduğu anlamına geliyor. Kripto piyasasındaki son yükselişin ortasında Shiba Inu fiyatı 5.077.3 dolarlık düşük seviyeden %14.11 oranında da bir yükseliş kaydetti. Böylece 9 Temmuz'da kırılan direnç sonucunda başlayan yükselişin devamını getirmiş oldu. Bu kırılma piyasa duyarlılığında rallilerde satış yerine düşük fiyatlardan satın alma işlemlerinin devam ettiğini işaret ediyor. Dediğim gibi zaten bunun üzerinde çok durduk. Beşli pozisyonlar dahil olmak üzere küçük yatırımcının korktuğu noktada gerçekten balinalar korkunç alımlar yaptı. Çok büyük alımlar yaptı. Shiba Inu bu yazının yazıldığı sırada 82 dolar civarında işlem görüyor. Meme Coin 83.2 dolarda bulunan direnç noktasında bir arz baskısıyla karşı karşıya. Günlük muma eklenen red fitili satıcıların bu direnci savunduğunu gösteriyor, ancak bu küçük bir düzeltmeyi tetikleyebilir. Zaten şu saatten sonra SHIB'de öyle yüksek düzeltmeler, işte güçlü aşağı yönlü hareketler olmayacaktır. 97 işte 1 aralığına doğru hareketi gerçekleştirdikten sonra bir takım düzeltmeler olabilir o tarihlerdeki. Bu ne olabilir? Belki yeniden 9'larla 97'ler arasında bir deneme süreci yaşayabilir. Duruma göre değişir. O vakitler geldiğinde anına ne kadar o anda yükselişe meyilli, ne kadar değil, ne kadar kırabilme ihtimali var, ne kadar yok, bunu konuşacağız. Bununla birlikte olası tersine dönüş yeni gelen destek tren çizgisiyle sınırlı olacaktır. Dinamik destek alıcıları 83.2 dolardaki direnci yeniden zorlamaya teşvik edebileceğinden yatırımcılar bu trend çizgisini takip eden zararı durdurmak için kullanabilir. Shiba Inu yükselişi devam edecek mi? Piyasadaki yükseliş ivmesi devam ederse 5.083.2 dolardaki direnç noktasının üzerinde bir kırılma Shiba fiyatını önemli bir yükseliş için ayarlayabilir. Patlama sonrası ralli fiyatları %17 artırarak sırasıyla 97.6 ve 119 seviyelerine yükseltebilir. 97'ler demeyeyim çünkü bir de EMA 200 de var. Zaten buraları kırarsa bu sefer de istikrarlı bir şekilde ne yapabilir? Tıpkı buradaki süreç gibi 14'lere doğru istikrarlı bir yükseliş hareketi deneyebilir. Gözlemeyeyim coin'in teknik göstergeleri şu anda yükselişi destekliyor diyor. Evet, ilerleyen videolarda da konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.